Başlattın mı abi diye? Evet. Tamam. Bunu buraya zaten oturtuyoruz. Başka şansı yok. Tamam. Buraya düzgün oturur. Bunu gevşetiyoruz biraz. Çok gevşetmeyeceğiz. Burada bir yay var. Yay atar. Çok evet. Gevşetsek. Bu kadar tamam. Bu cıvataları gevşetiyoruz. Bunu buraya oturtuyoruz yavaştan kaydırarak. Evet. Buradan dikkat edeceğimiz şey, bu çok geride kalırsa hayvan etini keser. He. Dışarı taşar, bozuk çalışır, sesi bozuk gelir. Bunu biraz ileri alıyoruz şöyle. Buradan elimle sıkıyorum. Hı. Buradan ileri veriyorum. Şu şekil. İki taraftan boşluklar kalacak şekilde. Buradan hala elimle sıkıyorum. Sonra bunlar çok güzel, muntazam şekilde sıkıyorum yavaş yavaş, eşit şekilde. Biraz ondan, biraz bundan. Birini tam sıksam yamuk kalır. Şimdi muntazam kaldı bu. Çünkü bunu neden böyle yapıyoruz? Bunu sonra yavaş yavaş sıkıştırıyoruz. Evet. Çok aşırı şekilde değil. Şöyle hafiften oynatabileceğiz. Çok hafif. Çok boşlarsak bunu, bu buradan çatal çıkar, birbirine girer, bu parçalar hepsi kırılabilir. Değil mi? Dikkat etmek gerekiyor. Bunu kullanırken şuradan yağ damlatılacak. Buralara yağ damlatılacak. Evet. Ondan sonra buradaki dişler, gres yağı var ama bunu yapacağımız şey ara sıra günde bir iki sefer birkaç damla buralara yağ vereceğiz. Sonra şurada bir yarık var. Elimizi çevirelim. Şurada bir yarık var. Günde iki sefer yine en azından. Bu çalıştığı zaman yağ yani. Vermek çalıştığı günler. Tabii. Bak şimdi ne güzel ışır ışır dönüyor. Bıçaklarımız da yağlı. Güzel. Bununla çalışma yaparken, hayvanın üzerinde götürürken baktık almıyor mu? Birazcık daha sıkabiliriz bunu. Hı. Ama stop ettik makineyi. Birden stop ettik. Tekrar hafiften gevşeteceğiz. Şu halde olacak yani. Evet. Çok gevşek olmayacak. Hafiften çürük diş gibi oynayacak. Ondan sonra tırtıklı borusu nerede? Tırtıklı borusunu takıyoruz. Diğer detaylar zaten videoda gözüküyor. Evet. En azından pratik bilgisini gösterebilirim dedim burada. Hali hazırda. Buradan bir değerini açıyoruz. Buraya damlatacağımız yer 30 numara. Diğer yerler aslında daha ince, 10 numara yağlar olur. Buraya ama kesin kes, ağaç kesim motorun yağı olsun, arabanın yağı olsun. Bana yağ da veriyorsun değil mi? 20-50. Yağ biz vermiyoruz çünkü zaten birer kilo falan almak lazım ya. Tamam. Yağcıdan almak lazım. Bizde olmuyor. Yağ almıyoruz. Tamam, yağcıdan alıyoruz. Burayı doldurduk. Heh. Buradaki maksat nedir? Onun içinde mil rahat dönsün diye yağ çekecek burası. Onu da buraya vidalıyoruz tekrar. Muntazam şekilde. Kenarında bir contası var. Onu da oynatmadan. Bunu sıkıştırıyoruz. Makinemiz kullanılmazdır. Şimdi de çalıştırmaya geçeceğiz. Şimdi bunu böyle tuttuğumuz zaman bu kavramaz. Evet. Bunu buraya takarız. Hortumu şu şekil muhafaza ederiz. Bunu böyle katlasak olmaz. Olur. Şöyle yapsak olmaz. Bunu şimdi çalıştırırız. Bir insanın üstüne falan tutmamaya çalışıyoruz. Şöyle olacak makine genelde. Evet. Hani şöyle olmayacak. Tabii. Bu şekilde çalıştıracağız. Bu şekilde kullanacağız. Yukarı doğru. İttirince tutuyor. Şu çalışırken sessiz oldu. Bak abi. Gürültü var. Gürültü yok. Bak güzel keser şu anda. Tamamdır. Anladım. Bunu da buradan çıkarması. Bu bazen buradan çıkmaz. Tabii. Birkaç sefer vurduğumuz zaman çekeriz çıkar. Normalde çıkmaz yani, kolay çıkmaz. İlk başlarda çıkacak kolay kolay da daha sonra ileriki zamanlar çıkmamaya başlayacak. Makine kullanmaya hazır. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim.